Barbie ve Ken yeni anne baba oldular. Yeni videomuzu izleyin. Barbie bebek için bebek arabası, bebek maması, bir paket bez ve bebek pudrası nasıl yapılır öğrenin. Uzun süredir beklenen gün geldi. Bir leylek bebek getirdi. Anne baba çok sabırsız. Bu bizim bebeğimiz. Çok küçük ve güzel. Bir boya kabını temizleyelim. Bir kağıt şeridi keselim ve kabın etrafına saralım. Bir bebek maması etiketi çıktısı keselim. İçine pudra şekeri koyalım. Bebeğim acıktı. Yemek zamanı. Sonra da yürüyüşe çıkacağız. Boş bir baloncuk yapma tüpü alalım. Isıtılmış maket bıçağıyla alt kısmını keselim. Kapaktaki fazladan detayları alalım. Bir bebek yağı logosu çıktısını keselim. Üstüne yapıştıralım. Şişeyi pipet kullanarak yağla dolduralım. Kapakla kapatalım. Bebeğimiz gerçekten güzel ve nazik bir masaj istiyor. Bir tükenmez kalemin gövdesini ayıralım. Bir maket bıçağı ısıtalım. Gövdenin alt kısmını keselim. Kesiyi törpüyle düzeltelim. Bir bebek pudrası etikete çıktısı keselim. Ve plastik gövdeye yapıştıralım. Bebek pudrası ya da unla dolduralım. Boş bir yüzükten bir halka keselim. Bunu gövdenin üst kısmına silikonlayalım. Bebek pudramız hazır. Artık bebeğimiz kuru ve rahat hissedecek. Sarı köpük kağıttan uygun bir parça keselim. Kenarları katlayalım. Dikelim. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım. İki kenarından kordon geçirelim. Kenarlarını pomponla süsleyelim. Kordonu çekelim. Bunu beşiğin bağlarına bağlayalım. Bebeğimizin öğle uykusu için rahat bir hamağımız oldu. Bir bebek bezi etiketi çıktısı alalım. Ve bunu keselim. Uzunluğunu ve genişliğini ölçelim. Bir paket şekli çizelim. Maket bıçağıyla keselim. Piritle yapıştıralım. Kutunun iki kenarına da etiket yapıştıralım. Kenarlarını geniş bantla saralım. Pembe köpük kağıttan birkaç eş şerit keselim. Parçayı dört kere katlayalım. Dış köşesini kesiyi yuvarlak hale getirmek için keselim. T şeklinde bir parça elde edeceğiz. Çıkıntılı kenarlarına çift taraflı bant yerleştirelim. Uygun bir parça keselim. Bebeğimize yerleştirelim. Bezi kenarlardaki çift taraflı bantla sabitleyelim. Bezi süsleyelim. Simlik kalpli birkaç bez yapalım. Bebeğimiz bu havalı pembe bezle çok iyi hissediyor. Barbie annenin hemen bezi değiştirmesi gerekli. Onu özel bir bez kabına koyalım. Şimdi de bebeğimizi silelim. Temiz ve güzel kokulu bir meleğe dönüştürelim. Barbie ve Ken ikiz anne babası olmaya hazır. Onlar için özel bir tişört yapalım. Anne baba resimli tişörtler istiyor. Akrilik boyayla ikiz bebekler çizelim. Bir bezelye resmi ekleyelim. Mavi ile ikizler yazalım. Wow! Ken, sen çok havalı bir babasın. Yeni anne babamız çok eğleniyor. Barbie ve Ken mutlu bir şekilde dans ediyor. Ken, bu çok güzel bir gün. Bugün lahanaların içinde iki güzel bebek buldular. Bir kız ve bir erkek. Bebekler anne babaları Barbie ve Ken'in kollarında olmaktan çok mutlu.
Ama bebek arabasında uyumak daha rahattır. Hadi ikizlere uygun kendi yap tarzı bir bebek arabası yapalım. Plastik bir kutunun iki yarısını kullanalım. Köpük kağıda ihtiyacımız var. Kutunun içini bununla kaplayalım. Silikonla sabitleyelim. Fazlalıkları keselim. Kenarların şeklini işaretleyelim. Detayları keselim ve yapıştıralım. Bebek arabamızın iki yarısını elde edeceğiz. Kumaştan uygun bir parça keselim. Yapıştırıcı uygulayalım ve kenarlarını katlayalım. Bebek arabasının kenarlarını kumaşla süsleyelim. Fazlalıkları keselim. Süsleyelim ve kenarlarını silikonla sabitleyelim. Parçaları birleştirelim. Alt köşelere silikon uygulayalım. Ve düz bir açıyla yapıştıralım. Lego tekerlekler alalım. Çubukları kısaltalım. Bunları çapraz şekilde yapıştıralım. Ek yerini terle güçlendirelim. Wow! Tekerleklerin tabanına silikon uygulayalım. Çubukları buna yerleştirelim. Bebeğin yatacağı yeri yerleştirelim. Pipetleri ikiye keselim. Yatma yeri için tutma yeri yapalım. Bebek arabasının tabanını akrilikle boyayalım. Tekerleği çıkaralım. Tekerleği çift taraflı banda saralım. Üstüne köpük kağıt şeridi sabitleyelim. Tekerlekleri tabana yerleştirelim. Arabayı süsleyelim. Siperliğin kenarlarına altın rengi kanatlar ekleyelim. İşte oldu. Yeni ailemiz için şık bebek arabamız hazır. Bebekler uyudu ve anne babası onları bebek arabasına koydu. Ama uzun yürüyüş için şapkaya ihtiyaçları var. Eski pembe ve mavi çoraplar alalım. Makasla topuğu keselim. Bebeğe giydirelim. Üst kısmını katlayalım ve silikonla sabitleyelim. Kenarlarını katlayalım. Kumaştan iki çift kulak yapalım. Kulakları silikonlayalım. Bu bebekler çok şık. Artık bebeklerimiz yürüyüşe hazır. Bebekler ve yeni anne baba çok güzel bir gün geçirdi. Eve gitme zamanı. Yataklarınızda uyuyun çocuklar. Ama özel bir şey yemelisiniz. Tok ve mutlu bebekler tüm gece güzelce uyudu. İyi akşamlar. Bu bizim ilk fotoğraf çekimimiz ve biraz endişeliyiz. Fotoğrafların kreatif ve farklı olmasını istiyoruz. Güzel bebeğin için birkaç harika fikrim var. Pullu kumaş alalım. Uygun bir parça keselim. Kenarı boyunca dikelim. Pullu kumaş şeridinden bir kemer yapalım. Kalemle bir deniz kızı kuyruğu şablonu şekli çıkaralım. İki eş parça keselim. Bunları dikelim. Dolgu maddesiyle dolduralım. Bunu tabana dikelim. Deniz kızı kuyruğumuz hazır. Turuncu yumuşak kil alalım. Açalım. Altı eşit parça keselim. Üçünü birleştirelim. Ve tabanlardan bastıralım. İki yarıyı birleştirelim. Bir parlak taşla süsleyelim. Kilden kemer yapalım. Ve piyongu bebeğin göğsüne yerleştirelim. Başına simli deniz yıldızlı bir saç bandı kullanarak süsleyelim. Bebek deniz kızımız fotoğraf çekimi için hazır. Bir kağıt bardağın tabanını ayıralım. Üst parçayı keselim. Kordon alalım. Tüm bardağa yapıştırıcı uygulayalım. Alt kenarından başlayarak tüm bardağa sicim saralım. Farklı renklerde pompon alalım. Bardağın üst kenarına yapıştırıcı uygulayalım. Tüm etrafını pomponlarla süsleyelim. Sepeti farklı boyutlarda pomponlarla dolduralım. Beyaz tüylü bir kurdele kullanalım. Sekiz şekli vererek birleştirelim. Fazlalıkları keselim. Üst üste geldiği yerden dikelim. Kanatları bebeğin sırtına bir iple sabitleyelim. Parlak bir tel alalım. Bunu bir piritin etrafına saralım. Telin tabanını kıvıralım. Çıkaralım. Parlak taşlar alalım.
Telesilikon uygulayalım. Parlak taşlı bir kaba batıralım. Parlak haremiz hazır. Harenin tabanını arkaya sabitleyelim. Küçük melek, çok şirinsin. Fotoğraf çekimi için 3 sihirli arka planımız müşterileri bekliyor. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Bebek arabası, beşik hamak, Barbie ve Ken tişörtleri ya da fotoğraf çekimi arka planları. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni heyecan verici videoları kaçırmazsınız.